hocam. Evet, Mahir Bey, gerçekten Türkiye'de siyasetin gündemi çok yoğun. Evet. Siz de AK Parti'nin grup başkan vekili olarak bu gündemi yoğun biçimde takip ediyorsunuz. Siz siyasetçi olmanın ötesinde bir akademisyen hocalık titriniz de var. Hem bu son tartışmaları hem de hani bu Stratfor, Wikileaks ve Türkiye siyasetine dair son dönemki tartışmaları nasıl görüyorsunuz? AK Parti MKYK'sında bunlar nasıl tartışılıyor? Ve hani bu konulara dair sizin yaklaşımınız nasıl? Bu konuyu bize açarsanız çok mutlu oluruz. Evet, teşekkür ediyorum. Bu konularda genellikle benim bakış açım, oradan başlamak istiyorum. Yani Türkiye'de siyasi alışkanlıklarla siyaset yapmak aslında çok kolay. Çünkü belli şablonlar çerçevesinde taraf olursunuz. Bu taraflar kendi zihin içeriklerini belli şemalara dökerler. Bu şemalar üzerinden konuşmaya başlarlar. Aslında bunun tehlikeli tarafı nedir? Şemanız çözüldüğünde siz çözülmüşsünüz demektir artık. Dolayısıyla genellikle ben şuradan bakmayı tercih ediyorum. Anlamadığınız hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Yani eğer bir süreci yönetecekseniz, eğer bir kişiyle ilişkinizi yönetecekseniz ya da bir olayla kendi pozisyonunuzu belirleyecekseniz öncelikle onu tarafsız bir gözle anlamanız gerekir. Yani onun gerçeğini kavramanız gerekiyor. Orada ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu kavramanız gerekiyor. Bu ayrı bir şeydir. Sizin pozisyon almanız ayrı bir şeydir. Yani gerçekliği kavradıktan sonraki tercihiniz artık pozisyon almaktır. İşte siyaset bana göre burada ortaya çıkmalıdır. Yani siyaset dediğimiz şey sizin tanımladığınız gerçekliğe karşı aldığınız pozisyondur. Bu hem sizin siyaseten yerinizi hem de duruşunuzu belirler. Ama maalesef çoğunlukla şöyle oluyor. Gerçekliğe karşı pozisyon almak yerine gerçeklik olarak varsayılan şey üzerinden konuşmayı ve siyaset yapmayı tercih ediyor çoğu zaman siyasetçiler. Oysa bir varsayılan vardır, bir de gerçeklik vardır. Varsayılanlar üzerinden konuştuğunuz zaman siyaset bir kısır döngüye dönüşür. Bir sanal bir tartışma. Evet, sanal bir tartışmaya dönüşür ve artık oradan siz bir doğru çıkaramazsınız. Çünkü artık orada gerçekliğe yaslanmamaktadır argümanlarınız, diskurunuz, söyleminiz gerçekliğe yaslanmamaktadır. O yüzden ben daha önce AK Parti'nin mutfağında çalıştığım dönemde de, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği yaptığım dönemde de, 24. dönem milletvekilliğimde de, daha sonra grup başkan vekilliğimde de hep kendime şu soruyu sormuşumdur. Gerçekte ne oluyor? Burada olan biten ne? Önce onu anlamaya çalışırım. Önce onu algılamaya çalışırım. Daha sonra o gerçekliğe karşı bir pozisyon alırsınız. Bu pozisyon alma da siyasette kişisel değildir. Yani bir siyasi partiyle, bir örgütle birlikte siyaset yapıyorsanız öncelikle sizin o siyasete katkı sunarsınız ama o siyasetten bağımsız bir pozisyon almanız mümkün değildir. Dolayısıyla belki oraya katkı sunabilirsiniz, etki edebilirsiniz, birlikte hareket edebilirsiniz. Dolayısıyla çoğu zaman şu karıştırılıyor. Parti içi demokrasi ile parti disiplini çok yakın ve çok uzak şeylerdir. Yani parti içi disiplinin bazen doğru olmasa da bazı şeylere uymanızı gerektirir. Ama bu parti içinde demokrasinin bulunmadığı anlamına gelmez. Çünkü alınmış bir karar vardır ve o kararı uygulamanız gerekir. Çünkü orada sormanız gereken ikinci bir soru şudur. Bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorguluyorsanız bu defa şunu da sorgulamanız gerekir. Kime doğru, kime göre doğru, kime göre yanlışı da sorgulamanız gerekir. Dolayısıyla bütün bunların içerisinden günümüz siyasetine bakacak olursak isterseniz Wikileaks belgeleri ve Stratfor'la. Stratfor'a. Ne kadar varsa teorisyen gidelim. Bence çok önemli. Ben de hani sizin vurguladığınız siyasetin pozisyon almasını çok önemsiyorum doğrusu. Türkiye'de siyasetçileri ya da liderleri var eden şey zor zamanda aldıkları pozisyonlar ve tavırlar o tarihe geçen önemli bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bu söylediğiniz çok güzel tavırlar ama. Şimdi burada Mahir Bey'in hani bu teorik çerçevesine ben de aynen katılıyorum. Günümüzdeki tartışmaya geldiğimizde
bu Stratford dedikoduları mıdır, yoksa Stratford gölge cihan mıdır? Siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz ve nasıl yorumluyorsunuz? Sonuçta partiniz bir pozisyon almak zorunda hissetti buna evet. karşı. Yani aslında ne kadarı sahici, ne kadarı varsayım, bunların lezzetini kaybetmişsinizdir. Demin ifade ettiğim gibi sonuçta siyaset bir pozisyon almadır. Eğer bir etki varsa o etkiye karşı siz bir pozisyon alırsınız. Yani onu yok saymak da bir pozisyon almadır. Ona karşı bir hamle yapmak da nihayetinde bir siz pozisyon almaktır. Siz neredesiniz peki? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Stratford'la ilgili benim kendi kişisel düşüncemden yola çıkarak bir çerçeve oluşturmak istiyorum. Haber ajansları vardır. Araştırma ajansları vardır. Bir de düşünce kuruluşları vardır. Bunlar arasındaki ayrımları da çok iyi bilmek gerekir. Yani bir haber ajansı, işte atıyorum Interpress sizin adınıza bir takım evet. haberleri toplar ve size servis yapar. Evet. Bu başka bir şeydir. Bir araştırma ajansı kamuoyu araştırmaları yapar. Bu kamuoyu araştırmaları üzerinden sizinle ilgili algıyı ölçümler, işte bir size bir sizinle ilgili paydaşlarınızın sizinle ilgili algısını ölçümler ve size sunar. Bir düşünce kuruluşuysa bütün bunların üzerinden analizler yaparak belli çıkarımlarda bulunarak bir takım öngörüler geliştirir. Şimdi bütün bunları yaparken nereden beslenir? İletişimden beslenir. Sizin uzman olduğunuz bir konu. İletişimden beslenir. Şimdi bir düşünce kuruluşunu tersinden aldığınız zaman istihbarat kuruluşuna da dönüştürebilirsiniz bunu. Nasıl okuduğunuza bağlıdır bu biraz. Şimdi daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. İşte parlamentolar arası bir dostluk grubundan bahsedelim. Parlamentolar arası bir dostluk grubu işte diyelim ki Türkiye, Amerika dostluk grubundan, parlamentolar arası dostluk grubundan bahsedelim. Türkiye'den bir grup parlamenter Amerika'ya gidiyor ya da Amerika'dan bir grup parlamenter bu dostluk grubu çerçevesinde Türkiye'ye geliyor. Burada bir takım temaslarda bulunuyorlar, görüşüyorlar. Sonra buradaki görüşmelerinden sonra o dostluk grubundan birileri yaptığı görüşmeleri kodlamaya başlıyor. Diyor ki P135 nolu kaynak diyor. Ve sonra da bunun üzerinden mailleşmeye başlıyor. Şimdi burada ilişkiyi kullanma biçimi üzerinden o ilişkide kaynak diye tanımlanan kişiyi siz suçlu ilan edemezsiniz. Şimdi burada ne yapıldığına baktığınız zaman bir kapalı istihbarat varmış ve bunun etrafında oluşturulan bir gizem ve esrar işte biraz da tabii bizim algımızda şu var. Bir şeyin bir bilginin altında bir antetli kağıtta Washington DC yazıyorsa bir anda o bilgi başka bir şeye gizeme başka bir mecraya dönüyor. Başka bir evet, mecraya. Mesajı değişiyor. Gittiğinizde kimlerle görüştünüz? Hele mecraya dönüşüyor. Tabii. Böyle bir gizem. Şimdi burada mailleşmelere bakıyorsunuz. Türkiye'de bir kamu diplomasisi koordinatörlüğü var. Kamu diplomasisi koordinatörlüğünün görevi tam da budur. Kamu diplomasisi koordinatörü bu çerçevede görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler üzerinden doğal olarak belli düşünce kuruluşlarıyla görüşüyor. Bu düşünce kuruluşlarının Türkiye'de belli programlar yapıyor. Amerika'da belli programlar yapıyor. Düzenliyor. Toplantılar düzenliyor. Bu toplantılara bakan düzeyinde insanlar katılıyor. Ve orada insanlar insani bir şekilde oturuyorlar, konuşuyorlar. Hatta karşılıklı maillerini de alıyorlar ve mailleşe de biliyorlar. Şimdi bir anda bütün bu ilişkileri alıp sanki bir istihbarat faaliyeti gibi algılar, tersinden okuyalım derken evet. bunu kastettim. Eğer böyle algılar böyle oku ve böyle çözümlerseniz bu defa kamuoyu algısını manipüle edersiniz. Şu anda yapılan tam da budur. Peki birileri kamuoyu algısını manipüle edemez mi? Edebilir. Amaç ne peki? Yani siz bunu böyle tespit ettiyseniz bunun amacını da saptamış olmanız yani gerekir. Arka planında niye yapıyorlar bunu? Zamanlaması açısından, o yapan grup açısından, siz karşı tarafı siz olmanız açısından Murat ne? Şimdi her bir birey genel anlamda her bir kurum kendi etki alanını genişletmek ister. Bu her kim olursa, her
nere olursa, hangi kurum olursa olsun, kendi pozisyonunu güçlendirmek ister, kendi konumunu güçlendirmek ister. Dolayısıyla kendisini güçlendireceğine inandığı her eylemin içerisinde olur. Şimdi yine Stratfor üzerinden gidecek olursak, Türkiye'de bir gazete doğal olarak bir belgeler yumağı üzerinden son derece spekülatif, son derece sansasyonel, flash bir yayın yapıyor. Burada birçok faydadan bahsedebiliriz. Çok küçük bir fayda anlamında gazetenin tirajına etkisinden bahsederiz. O değil büyük olasılıkla Murat. Şimdi bakın, başlangıçta gerçeklik dedik. Eğer gerçeklik üzerinden gideceksek, buradaki gerçekliği bilmiyoruz. Burada belki varsayıma geçip öngörüler geliştirebiliriz. Gerçeklikten kopup bir hamle var diyorsunuz. Hayır. Şimdi bu gazetenin bunu neden yaptığına dair elimizde bir gerçeklik yok. Eğer biz burada şimdi bu konuyu konuşurken gerçeğe bağlı kalacaksak, onların yaptığını yapamayız. Yani dedikodu üzerinden, eskilerin kıylukal dediği, şu şununla görüşmüş, o onunla görüşmüş, falanca kişi filanca binaya gittiğinde filancalarla görüşmüş, onlar da ona demiş ki üzerinden, bir gerçeklik inşa edemeyiz. Tamam, gazeteninkine böyle bakabilirsiniz ama o kuruluş alıcılarına şunu satmaya çalıştı. AK Parti'nin önümüzdeki 2 yılından sonra başbakan yok. Böyle bir mesajı satmaya çalışıyor. Sizin ona ilişkin okumanız nedir? Hadi diyelim ki bunu yayınlayan gazeteyle ilgili tereddütünüz var ama o kurumun Amerika'ya ve yabancı kamuoyuna satmaya çalıştığı şey çok net. Şimdi burada son dönemde özellikle Sayın Başbakan'ın sağlığı üzerinden Türkiye'ye dönük bir psikolojik harekat var. İşte bunu açacağız. Bunun sebeplerini eğer biraz açacak olursak, bunun sebepleri son derece... Bunu da kamuoyu da çok merak ediyor. Son derece basit. Gerçekten. Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin bölgedeki pozisyonuyla ilgili genel kanı şudur. Sarardıkça sula, uzadıkça bu da der eskiler. Yani tarif ediyor. Yani Türkiye sarardıkça sulanır, uzadıkça budanır. Çünkü uzama döneminde miyiz yani? Çünkü şimdi Türkiye'nin bölgesindeki etkisi çok iyi bilinir. Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye'nin gelişim yeteneği, Türkiye'nin çevresiyle kuracağı ilişkide oluşturacağı network'ün etkisi çok iyi biliniyor. Özellikle Türkiye'nin son 10 yılda bölgesinde etkisini genişletmesiyle birlikte bölgedeki etkin güçlerin etki alanları daralmaya başladı. Çünkü bu doğal olarak, siz etki alanınızı genişletiyorsanız bu şu demektir: birilerinin de etki alanını daraltıyorsunuz demektir. Ve bununla ilgili birçok okuma yapabiliriz.